Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bugün sizlerle Köfte İstanbul New Horizons'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet, bölüm adını bu sefer söylemeyi unuttum ancak 51. bölümdeyiz. Neyse, ne yapalım? Bu bölüm bir adet Adventure Pack craft ediyoruz. Yay! Görevi aldım değil mi? Ah evet. Teşekkürler. Ve bir şey daha craft ediyorum. Nereye koymuştum? Hah, buradasın. Copter pack. Evet, senin görevin nerede? Hah, tamam. Senden ne alacağım emin değilim. Aslında dur. Featherfall'ın güç. Mantıklı. Ama bunu alacağım. XP sıkıntım yok. Sen güzel bir şeysin. Sen bayağı işime yarayacak bir şeysin. Evet. Şimdi. Sana bakalım. Böyle bir şeysin. Ve sana bakalım. De böyle bir şeysin aslında. Bu bayağı güzelmiş. Şunları falan takabiliyor muyuz? Şimdi sen bir gel bakalım. Sen çık. Seni takalım. Evet, bu böyle. Bir şey merak ettim. Bunları birleştirmenin bir yolu var mı? Sanırım yok. Fire Resistant, Swing, Ultra Breathing, Night Vision and Regeneration. Güzel. Ne Dragon Egg istiyor? Bu muhtemelen suda nefes almamı sağlıyor. Evet. Ultra Breathing. Creeper'ları benden uzak tutuyor. Night Vision Goggles. Bunu henüz yapamıyoruz tabi. Oink oink. Tamam. Evet. Upgrade'lerimizi yaptık. Şimdi. Ben şunu denemek istiyorum aslında. Evet. Şimdi bana şunları ver bakalım. Teşekkürler. Şunların hepsini dolduralım. Tamamdır. Fazlasıyla yeterli. Şimdi. Copter pack. Seni deneyelim bakalım. Oh yeah.
Modlarını nasıl değiştiriyoruz? Tamam. Evet, bu haldeyken de kullanıyormuş. Oo. Tamam, çok güzel bu. Evet, bu arkadaşı sevdim. Steam varyasyonundan daha çok sevdim. Ve şimdi sen gel bakalım. Buradan iki şey alacağız. Bir, aslında üç şey alacağız. Bir sen, bir sen, bir de... Hayır, o şekilde tamamlamayacağım. Bunun altında var biraz. Burada yok. Ha, burada bir tane var. Bakalım. Başka var mı? Yok. Evet, biraz yükselişim yavaş ancak çok önemli bir detay değil bu. Yükselişim ve alçalışımın yavaş olması. Iroko. Gene aynısıymış. Akasya, akasya. Ama genel ilerleme hızım yüksek baya. Evet, ben bunu bayağı sevdim. Şimdi sen gel. Call Jetpack, artık seninle işimiz yok. Sen artık bizim için bir hiçsin. Seni geri dönüştürmenin yolu yok galiba. Şimdilik o zaman şöyle bırakalım. Yani şöyle bırakalım. Bunları hala düzene sokmadım. Diğer yandan Adventure bekliyor. Bunu sonradan upgrade edebiliyor muyuz? Sen bir çık. Sen gir. Seni bunun içine bırakabiliyor muyum? Evet, bırakabiliyormuşum. Sizlere bırakamıyorum. Aynen. Spell mode. Tahminimce bu. Sıvıyı emmemi sağlayacak. Bakalım. Aynen. Voilà. İşe yarayabilir bir şey. Ama şimdilik gerek yok. Ha, güzel. Kendi içinde yatağı da var. Çok güzel. Tamamdır. Adventure Backpack bayağı işime yarayacak aslında. Ama en çok işe yarayacak şey belli. Muhtemelen şunun içindekileri Adventure Backpack'e geçireceğim de. Şimdi değil. Acelesi yok. Sen gel. Bunu koydum mu? Alüminyum Brass Dust. Böyle gelebilirsin.
yes. Şimdi başka ne yapacağız? Diğer benzin elde etme yöntemlerine bir bakacağız. Nasıl bir petrol işleme yöntemlerine. Çünkü tek petrol işleme yöntemimiz light fuel değil. 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 Değil dedim ya. Ve şu anki düzenimiz aslında light fuel işlemek için güzel. Ancak tam olarak aradığımız şey değil. Bu biraz daha gelişecek. Ve ayrıca petrol elde etmenin de daha değişik yolları var. Bu arada şurada bir Tim Potin Pipe'a bağlı bir düzenek var. Şurada küçük bir tankımız var. Bu arkadaş tankta belirttiğimiz miktarda bir sıvıyı bırakıyor. Sonrasının hepsini voidliyor. Hidrojende bunu yapmamız gerekiyordu. Çünkü hidrojen başka türlü güzel işlemiyor. Voilà. Evet. Seni de artık yanımda taşımama gerek yok. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şuraya gelmemiz gerekiyor bir. Evet, bu arkadaş. Seni ne şekilde yapıyoruz? Sen yapım aslında bayağı kolay bir şeymişsin. Sadece biraz circuit istiyor. Ve steel. Güzel. Biraz daha steel plate lazım. Ne kadar steel'im var? Oh, steel'im azalmış. 16 tane. Gerçi dur, aşağıda yapıyordum ben steel. Hemen bir bakayım. Aşağıdaki steel durumumuz. Ha, alüminyum yapıyormuşum. Tamam, alüminyum da bitmişti, doğru. Oo. Soft melt. Benim hızlı yürüyebilecek bir şey de elde etmem lazım. Evet, benim cidden hızlı yürüyebilmemi sağlayacak bir şey elde etmem lazım bir an önce. Şu an onu en kolay elde edebileceğim şey Tomcraft olabilir. O yüzden biraz Tomcraft'a girmemde de fayda var. Sen disable all timer. Burada buharımız biriksin. Buradan buhar geliyor tam. Sıkıntı yok. Buharımız biraz biriksin. Erdinden yolumuza devam edelim. Şimdi diğer binada steel'im üretiliyor olabilir hala. Aa, evet, şunları da yaptım. Ve bunun için bir tane de şundan yaptım formikas. Şimdi gel gelelim. Advanced Seismic Prospector. Tamamdır. Bir tane low voltage machine hole. 4 tane circuit. Sensörüm var mı? Sensörüm vardı diye hatırlıyorum. Bir tane var. Kingston kablo istiyordun değil mi? Evet. Sensör için bir tane Sertus quartz lazım ve bir tane de Brass rod. Brass rod'um var mıydı emin değilim ama yapması kolay zaten. Brass rod'um yok. Sertus Quartz. Teşekkürler. Rod. Brass. Gel bakalım. Sertus Quartz. Tamamdır. Bu elektronik circuit stoğumuz bitti nihayet. Eski tip elektronik circuit stoğumuz. Bundan sonrasında sadece yeni tip circuit stoğumu kullanacağız.
Ranch. Greg Tech, bir insanın Greg Tech oynadığını nasıl fark edersiniz? Envanteri ağzına kadar doluysa her zaman. Ve bu envanterinin boşaltılmış hali ise. Şimdi sen ve sen gel. Kicks. Live. Nerede? Burada bir iki Extreme Wire'ım vardı. Ben nereye bıraktım? Çok ilginç. Alamadım mı acaba? Ya kesin bir yere bıraktım da ben de bilmiyorum. Şimdi sen daha lazım. Hammer. Ve integrated circuitler. Teşekkürler. Voila. Şimdi bu arkadaşı nasıl kullanıyoruz? Kullanımı aslında bayağı basit. Hangi chunk'ta kullanalım? Bu chunk'ta kullanalım. Şimdi bu 8'e 8 bir chunk alanını taşıyor ve 3'e 3 oil fields tabii. Pardon. Tekrar. Tamam. Ha, 3'e 3 oil field taşıyor. Tarıyor. 80'e 80 bir alan tarayıp orada da ore'ları arıyor. Evet. Şimdi. Bu arada bir uyarı veriliyor. Koyduktan sonra biraz bekleyin. Şimdi. Bununla sağ tıklarsak eğer çalışmaya başladı. Bu yaklaşık 40 saniye sürecek. Yaklaşık değil, direkt 40 saniye sürecek. 40 saniye sürdükten sonra onu şuna koyacağız. Ve bu süreç içerisinde benim bir de scanner ve printer yapmam lazım. Evet. Ben bunları hemen yapıp geliyorum. Evet ve geri geldik. Ve şimdi ne yapacağız? Bu tamamlandı. Şimdi bunlardan bir tanesiyle sağ tıklayacağız. Ve Raw Prospection Data. Oh yeah. Şimdi bunu ardından scanner'a koyacağız. Ve bu scanner bunu inceleyecek. Bu arada scanner biraz pahalı bir item. Neden pahalı diye soracak olursanız hemen gösteriyorum. 4 tane gelişmiş medium voltage tier circuit istiyor. Ve şimdi sana benim inksek vermem. Dört tane şimdi iş görecektir. Ve benim biraz da kağıda ihtiyacım var. Tabii kağıdım var mı? O bayağı önemli bir soru. Elbet bir yerde vardır. Senin içinde var mı? Tamam, var şunun içinde. Ve bir tane de deri lazım. Evet. Ve bunu işlemeye başlasın.
Evet. Bunları kağıda döktükten sonra işimiz kalmıyor aslında. Şimdi. Evet. Ve Ascender. Seni. Ascender'da. Refined Glue. Leather. Koş köfte koş. Orada. İkisinden de az kalmış. Şurada bir yerde iskelet gözüküyor. Ama görüş açını değil mi? Tamam. Bunu da bir an önce taşımam lazım. Voila. Orvain type. Orsons. Bu güzel. Tamam. O illere gidelim. Oyun konusunda bayağı fakir bir yerdeymişim. Aa yok şurada. Dur. Heavy oil. Light. Bu arada evet. Evim oil konusunda inanılmaz fakir bir yerdeymiş. Şimdi. Of. Sen buradasın. O zaman buraya göre bakacağız hepsine. Şimdi. North. Tamamdır. Yedi neresi oluyor? Şu an bulunduğumuz oil field. Yedi burası oluyor. Tamam. Sekiz de şurası oluyor. Tahminen sekiz ağacımın olduğu yere denk geliyor. Light oil'ım bayağı var. Yakınlarda dokuz. Tamam. Ha yok tam tersiymiş. Şu an bulunduğumuz o yapı yıl. Şurası zengin olanlar, şurası, şurası ve şurası. Tamam. Bakalım hangisi daha mantıklı. Heavy oil 9. Orayı kullanabilirim aslında. Ha, o heavy oil bölgesini kullanabilirim. Heavy oil çünkü bayağı az sayıda olmasına rağmen aslında bayağı verimli bir oil. Hatta oil ya da heavy oil. Heavy oil. Distillery'de mesela şey heavy fuel'a çevirme pek inanılmaz verimli. Sulfuric gas. Sulfuric light fuel. Light fuel bu şekilde. Light fuel o kadar verimli değil. Naphtha. Evet. Buradan heavy fuel elde ediyoruz. Heavy fuel'u diğer elde ettiğimiz yöntemlere bakalım. Light oil inanılmaz verimsiz. Oil idare eder. Raw oil bayağı verimsiz. Heavy oil inanılmaz verimli. Ki heavy oil bu arada bayağı işe yarayan bir şey aslında. Naphtha. Evet. Oil. Evet, bunu elde edebiliyoruz. Magic. Dur. Ama asıl benzine çevirebiliyoruz. Ne? Ama asıl reaktör.
Steam Cracked dersek eğer. Light Fuel, benzin, tin, nafta, tin, propane, etilen. Tamam. Tamam. Isolation Tower bu şekilde. Light Fuel Naptal. Isolation Tower aslında bayağı verimli oluyor ama. Şöyle devam edelim. Ki bu arada aslında bu bayağı verimli oluyor düşününce. Oil cracker. Bunu elde edemiyoruz. Simfuel Generator'da bu kadar EU elde ediyoruz Heavy Mixer'a geri dönelim. Fuel. Sen neye dönüşüyor? Ne kadar veriyorsun? Distillery. Göstermedi. Ha, dizelse. Aynı oranda EU'yu elde ediyoruz ancak çok daha az asıl şey hani çok daha az enerji kullanarak şimdi Semi-fluid generator. Gel bakalım. Seed oil neredeyse hiçbir şey üretmiyor. Heavy fuel. Bu kadar. Sulfur heavy fuel bayağı az. Raw oil inanılmaz az. Heavy oil. Creosote oil. Oil. Aradığım şeyler nerede? Coal tar. Ha o dizel generator'daydı değil mi? Oops. Ah. Chemical reactor. Sana bakalım. Autoclave. Aynen sen dizel combustion generator'dasın. Combustion generator neler kullanıyorsun? Gasoline. Bu bayağı iyi bir güzel gasoline. Güzel. Light fuel. Güzel. Etanol. Etanol. Octane. Sulfur light fuel. Yani heavy fuel'ı şey semi fluid generator'da kullanıyoruz ancak ikisini kullanırsak combustion generator'da kullanıyoruz. Combustion generator'ın yapımı bu. Semi fluid generator'ın yapımı. Şimdi sen semi fluid generator daha fazla pollution üretiyormuş bu arada. O yüzden combustion generator kesinlikle daha mantıklı. Ve evet, combustion generator daha mantıklı. Tamamdır. Yakıt olarak ne kullanacağımız belli oldu. Neye yöneleceğimiz. Ve bunun izinden yolumuza devam edeceğiz. Evet, bu bölüm çok bir şey yapmadık. Sadece çevreyi analize ettik. Ancak daha iyi bir petrol kaynağımız oldu bu sayede. Ve bu daha iyi petrol kaynağımız yağmur yağıyormuş. Daha iyi petrol kaynağımızı kullanarak daha fazla petrol ve bununla beraber daha fazla enerji. Ve bununla beraber yine doğal olarak daha fazla kimya. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köse köftenin günler, iyi eğlenceler.